Merhaba, bu videoda size toprağınızı iyileştirmek ve yetiştireceğiniz bitkinin ihtiyaç duyduğu canlılığı sağlamak için kullanacağınız kompostu yapmanın temel ilkelerinden bahsedeceğiz. Birçok farklı yöntem ve yaklaşım olmakla birlikte toprak canlılığı, içindeki mikro canlıların sağlığı ve toprak besin ağının devamlılığı için gereken kompostlaşma, bazı temel koşullar sağlanmadıkça doğru sonuç vermeyecektir. Bu koşullardan ilki oksijen, başka bir deyişle hava. Doğru kompostlaşma, oksijen olmadan yaşayamayan faydalı bakteriler ve mantarlar olmadan gerçekleşmez. Yani eğer doğru bir sonuç almak istiyorsak, iyi havalanan, oksijenli bir ortam şart. İkincisi, yine bu faydalı bakteri ve mantarların ihtiyaç duyduğu sıcaklık. Bitkimizin istediği besin maddelerini sağlayan canlılığı ortaya çıkaracak kompostlaşma sürecinin 55 ila 75 santigrat derece arasında gerçekleşmesi gerekir. Kurduğumuz kompost yığını içindeki sıcaklık 75 derecenin üzerine çıkarsa faydalı bakteriler ve mantarlar ölür ve yerlerine bitkimiz için zararlı, hastalık yapıcı ya da parazit canlılar yerleşir. Sıcaklık 55 derecenin altına düştüğünde böyle bir sorun yaşanmaz. Ama bu sefer de kullandığımız malzemelerin içinde eğer varsa insan ve hayvan sağlığını tehdit eden zararları öldürüp öldüremediğimizden emin olamayız. Doğru sıcaklıkta yeterli bir süre sonra bu zararlardan kurtulabildiğimizi biliyoruz. Üçüncü koşul karbon-azot oranı, yani dengeli besin. Yetiştirmek istediğimiz bitkiye göre belirlediğimiz mantar-bakteri oranı, yığında kullanacağımız karbon-azot oranını, yani aslında seçeceğimiz malzemeleri belirler. Kompost yanında kullanacağımız malzemeleri 3 şekilde sınıflandırabiliriz. Bunlardan ilki yüksek azot. Bu gruptaki malzemelerin karbon-azot oranı 10'a 1 civarındadır. En iyi örnekler taze hayvan gübresi ve bakla, nohut, fi, yonca gibi yeşil baklagillerdir. Azot bağlayan diğer bitkiler de bu gruba girer. Bu gruptaki malzemeler temelde bakteri besinidir. Kompost yığınında sıcaklığı hızla yükselterek bakteri nüfusunu artırır. Böylelikle yığın içindeki çürüme ve ayrışma faaliyetleri hızlı bir şekilde başlamış olur. İkinci gruptaki malzemeler yeşil ya da taze olarak adlandırılır. Karbon-azot oranı 30'a 1 civarında olan bu malzemelerde bakterilerin temel besin kaynağını oluşturur. Ve yüksek azotlu kaynakların sağladığı hızlı sıcaklık artışını uzun süre belli bir aralıkta tutmayı sağlar. Tazeyken biçilmiş ya da kesilmiş her şey bu gruba girer. Örneğin ot balyası veya mutfaktaki sebze ve meyve artıkları gibi. Son olarak üçüncü malzeme grubu da yüksek karbondur. Yüksek karbonlu malzemelerin karbon-azot oranı 100'e 1'den 1000'e 1'e kadar gidebilir. İçerindeki lignin ve selüloz gibi çok uzun ve karmaşık yapıdaki besinleri bakteriler değil, mantarlar sindirebilir. Bu sebeple mantar nüfusunu olumlu yönde etkileyen bu malzemelere ölüyken kesilmiş her şeyi dahil edebiliriz. Mesela odun talaşı, kuru yaprak veya saman. Bu malzemeleri çeşitli oranlarda bir araya getirerek komposttaki canlılığın dengesini belirleyebiliriz. Ortaya çıkmasını sağladığımız bu dengenin bitkimizin ardıllık aşamasındaki ihtiyaçlarına uygun olması gerekir. Eğer bunu doğru yapmazsak, kompostlaşma gerçekleşse bile sonucunda aldığımız ürün bizim bitkimize iyi ve doğru bir hizmet sunmayabilir. Bu duruma yine pamuktan bir örnek verelim. Pamuğun ihtiyaç duyduğu mantar bakteri oranı 5'e 1'dir. Bu orandaki bir mantar bakteri dengesi için şöyle bir karışım yapabilirsiniz. %10 yüksek azot, %30 taze yeşil, %60 yüksek karbon. Oranları şöyle düşünelim. Diyelim ki elimizde malzeme miktarını ölçmek için kullandığımız 20 litrelik kovalar var. Ve diyelim ki yığınımız toplamda 60 kova kadar malzemeden oluşacak. Bu yüzdelere göre 6 kova yüksek azot, 18 kova taze yeşil, 36 kova kadar da yüksek karbon malzemesi gerekiyor demek. Dördüncü koşulumuz aslında tüm canlılığın da koşulu olan su. Hiçbir yaşamsal faaliyet su olmadan gerçekleşmez. Aynı bizim gibi bu gözle görülemeyen faydalı bakteriler ve mantarlar da doğru bir nem miktarı olmadan besin maddelerini tüketemez. Yani yığındaki malzemeleri ayrıştırıp bizim istediğimiz komposta dönüştüremez. Burada önemli olan hava boşlukları ve su arasındaki dengedir. Eğer tüm hava boşlukları suyla dolarsa oksijen azalacağı ya da tamamen yok olacağı için faydalı canlılar ölür. Eğer yeterince su yoksa da bu sefer bu canlılar işlerini yapamaz ve yine ölür. Kompostlaşma süreci için doğru nemlilik %50'dir. Tüm bu 4 koşulun sağlanması kompostlaşmanın doğru şekilde gerçekleşeceğinin güvencesi değildir. Bunlara ek olarak mutlaka ve mutlaka doğru canlılık gerekir. Şimdiye kadar sık sık vurguladığımız doğru canlılığın da 5. bir koşul olduğunun altını çizmek gerekir. Kompostlaşma, oksijenin varlığında yaşayan özellikle bakteriler ve mantarlar ve onların avcıları olan mikrobiyolojik canlılar olmadan gerçekleşmez.
Bu canlıların dengesi ortaya çıkan mesela nitrat ya da amonyum gibi besin maddelerinin oranını belirlediği için kullanacağımız malzemelerin oranlarına mutlaka yetiştirmek istediğimiz bitkinin ihtiyacı doğrultusunda karar vermeliyiz. Doğru oran bize doğru canlılık dengesini getirecektir. Yetiştirmek istediğimiz bitkinin ardıllık aşamasına uygun canlılık dengesine sahip bir kompost bakın neler yapabilir. Yoğun ve sık toprak işleme, yoğun pestisit ve sentetik kimyasal gübre kullanımı sonucu fiziksel, kimyasal ve daha da önemlisi biyolojik olarak tahribata uğramış, başka bir deyişle ölmüş, toz haline gelmiş toprağa toprak besin ağının inşası için gereken canlılığı aşılar. Doğru bir kompost, toprak besin ağındaki tüm faydalı canlıları bünyesinde barındırır. Bakteriler, mantarlar, protozoalar, nematotlar, eklem bacaklılar ve solucanlar gibi. Kompost, toprakta eksik olan faydalı mikrobiyolojik canlılığın toprağa aşılanması için kullanılabileceği gibi, bu canlılığın tamamen eksik olduğu durumlarda başlatıcı olarak da görev alır. Kompostun içindeki bu canlılık, bitkiye ihtiyaç duyduğu besini yavaş salımlı, yani ihtiyaç duyduğu kadarını ihtiyaç duyduğu anda sağlar. Kompostun içindeki besinler, suda çözünen kimyasal gübrelere kıyasla çok daha uzun süre kullanılabilecek bir kaynak görevi görür. Yine bu canlılık, tarım zehirlerinin içindeki zararlı molekülleri parçalayıp hapsederek toprağı, yeraltı sularını, akarsuları ve nihayetinde de insan ve hayvan sağlığını korur, toprağın temizlenmesine katkı sağlar. Komposttaki canlılık, toprağın pH'sını dengeler ve tarım topraklarında sıklıkla karşılaştığımız asitlik ve alkalilik sorunları için bu özellik çok önemlidir. Toprağın su, hava ve besin açısından dengesinin en önemli aracı olan agregatlar yani topaklar kompost tarafından toprağa aşıladığımız bu canlılık sayesinde ortaya çıkar. Bu canlılık toprakların çoraklaşmasının en büyük sebebi olan düşük toprak organik maddesini ve karbonunu artırır. Ve içindeki yüksek organik maddeyle de bağlantılı olarak doğru bir kompost bünyesinde ağırlığının 9 katına kadar su tutabilir. Bir kıyaslama yapmak istersek, örneğin kil ağırlığının 5'te 1'ini tutabilirken kum sadece 10'da 1'i kadar su tutar. Özetle hava, sıcaklık, dengeli besin, su ve canlılık koşulları tüm süreç boyunca gözetilmiş bir kompost doğru ve sağlıklı bir komposttur. Burnumuzu rahatsız edecek herhangi bir koku yaymaz, aksine çok güzel orman toprağına benzer mis bir kokusu vardır. Yine aynı orman toprağı gibi topaklı ve süngerimsi bir yapıya sahiptir. Avcumuzu sıkınca bir araya gelir, bırakınca tekrar topaklı haline geri döner. Rengi %70 kakaolu bitter çikolata gibi koyu kahverengidir. Ve mikroskopta baktığımızda içi muazzam çeşitlilikte ve çok sayıda faydalı bakteriler ve mantarlar ve bu canlıların avcıları olan faydalı protozoa ve nematotlarla doludur. Doğru kompost uygulamalarıyla hava, su ve besin dengesi iyileştirilmiş, içi bitkilerimiz için faydalı canlılarla dolu bir toprak tarımın tek güvencesidir. Müzik